Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hamit Tuna, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Büyük bir ilgiyle karşılanan Hamit Tuna'ya MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da eşlik etti. Cumhur İttifakı Yenişehir ilçesinde AK Parti'den aday Bekir Topçu'ya destek veriyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Tabii sözün asıl sahipleri burada. Allah nasip ederse inşallah 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir imtihanı olacak. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte taşlanacak 31 Mart tarihindeki belediye başkanlıklarımızı bütün Mersin'imizin ilçelerinde ve büyük şehrimizde büyük bir başarıyla elde edeceğimize, kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Cumhur İttifakı bu meydandan Büyükşehir Belediye Başkan adayını selamlıyor. Bugün Cumhur İttifakı burada Yenişehir'i, Mersin'in tamamını selamlıyor. Tabii zaman zaman ifade ederim, siyaset tek başına yapılmaz. Çift etelli gibi oynanmaz. Siyaset birlikte yapılır. Bir araya gelmek suretiyle yapılır. Hele hele seçim kazanmak teşkilatların himayesinde organize edildiğinde ancak sonuç alınır. Onun için inşallah bu seçimde, 31 Mart'ta yapılacak olan bu seçimde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer Genel Başkanımızın ortak aklıyla ortaya çıkan Cumhur İttifakı'nın adayı olmaktan, o değerli iki insanın, iki şahsiyetin bizi layık görmesiyle bu noktada Mersin gibi dünyanın her güzelliği içerisinde barındıran bu kentte büyük şehre aday olmak benim için şereflerin en güzeli, en büyüğü. Artık millet hazır. Bu ittifaka, Cumhur İttifakı'na, Gönül İttifakı'na oy vermeye hazır, Allah'a şükürler olsun ki. Görev ve sorumluluk bize verildiği takdirde Mersin için çok anlamlı, çok özel, çok güzel günler bekliyor diyebiliriz. Hem yerel idare noktasında bizlerin himayesinde, sizlerin iradesinin sandığa yansımasıyla çıkacak sonuçta, aynı zamanda genel idarenin hükümet bağlamında yapacağı o projeleri, o yatırımları inşallah birlikte takip edeceğiz. Burada sayın milletvekillerimiz, bizim için bir şans olacak. Genel idare projelerinin yatırıma yönlendirilmesi ve takibiyle ilgili. Biz de yerelde yapılacak olan işleri Allah nasip ederse, vizyon anlamında sıkıntımız yok. Üretken belediyecilik noktasında Allah'a şükür biz bunun ispatını Toroslar'da yapmışız. Paramız yoktu ama inanan yüreğimiz vardı. Tüm biz sağlığın merkezi yapacağız Torosları, eğitimin merkezi yapacağız Torosları, gençliğin merkezi yapacağız Torosları dediğimizde herkes umutsuzdu, inanmıyordu ama gelinen noktada Torosları hayallerimizi sonuca ulaştıran şeklini görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor, Allah'a şükürler olsun ki. Biz makamların, mevkilerin adamı değiliz. Biz gönüllerin adamıyız. Biz gönüllerde taht kurmak için hizmet ediyoruz sizlere dedik. Dediğim gibi tek başına bizler bir şey yapamayız. Ama birlikte olursak, aynı yöne koşanlar kuvvet birleşkesi olarak fizik kanununda da vardır. Toplamını artıyla devam ettirmek suretiyle gücü güce eklersiniz. Onun için zıtlaşmadan birlikte aynı yöne koşacağız inşallah diyorum. Sözü de çok uzatmadan, Rabbim bizleri al bayrağın gölgesinden, cumhuriyetin ışığından ve muasır medeniyet seviyesinde ülke olma sevdasından vazgeçirmesin diyorum. Yunus'un dediği gibi, birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin ifade ettiği gibi bir olacağız, iri olacağız,
biri olacağız. 13 artı 1'i inşallah Mersin'de sonuçlandıracağız diyorum. Mersin'de aralarında İYİ Parti kurucu eski il başkanı Dr. İbrahim Özel'le iki milletvekili adayının da bulunduğu çok sayıda partili İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa duyurusu için yapılan toplantıda konuşan İYİ Parti'nin eski Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, geldiğimiz noktada İYİ Parti'nin CHP ve HDP safında bu millete fayda sağlayamayacağına kanaat getiriyoruz dedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra bizler iktidar olmak istiyoruz diye Meral Akşener'in arkasından yola revan olduk ve bizleri kullanmışlar ve aynen öyle oldu. Tüm Türkiye'de o baskı, zulüm dönemi bizimle atlatıldı. Meral Akşener'in etrafında adeta etten duvar ördük. 15 Temmuz kalkışması sonrası da Meral Akşener'in etrafında kimse kalmamışken Mersin'de sadece bizler vardık. Partimiz halkımız tarafından büyük bir umut kaynağı olmuştu. Tüm anketlerde %22'nin üzerinde bir oy potansiyeline sahip olarak siyasi hayatta yerini almıştı. Ancak oluşturulan parti yönetimi büyük hata yaptı. 24 Haziran genel seçiminde hazırlanan listeler partimizin ve emektar tabanımızın hakkıydı. Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Her yerde olduğu gibi Mersin'de de kendilerine küçük ekipler çıkarmaya gayret ettiler. İnsanlarımızı Mersin'imizde tüm Türkiye'de olduğu gibi birbirine düşürmeye çalıştılar. Sonuçta Mersin'i kendi gelecek arzularına ve heveslerine pespaye ettiler. Ve şu anda bizleri kandırarak oluşturulan milli umudu, milli yemeği yağmalıyorlar. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Tüm Mersinli hemşerilerimizden İYİ Parti'ye bilemedik, oy ve destek istedik. Kandırıldığımızdan bilmeden yanılttığımız için özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Haziran seçimlerinde İYİ Parti tarafından Mersin'de 6. sıradan milletvekili adayı gösterilen Hasan Doylu ise İYİ Parti'nin her geçen gün güç kaybettiğini savundu. Peki ne oldu da biz şu anda bu toplu istifanın aşamasına geldik? Makam mevkimi bulamadık. Ben İYİ Parti kurulmadan önce de milletvekili adayıydım. Bizler çıktığımız yolda kimseyi yan yolda bırakmayız. Bırakmayalım. Gerekse süreçlerin hızlı gelişmesi nedeniyle hep bir şeyleri öteledik, erteledik, görmedik, görmek istemedik. İYİ Parti'nin geçtiğimiz yerel seçime girememe riskinin oluşmasıyla gelişen ittifakla barış sorunu da ortadan kalkınca teşkilat ve taban esaslı değil, esasen birilerinin haritayı çok daha önce önüne alarak önceden her şeyi paylaştığını anlamış olduk. Genel merkezdeki yumruklaşmalar, sonrasında Sayın Genel Başkan'ın ben yokum diyerek evine kapanması, Sayın Genel Başkan'ı evine gönderenler, yumruklaşanlar eleştirilmedi de hatta sonrasında baş tacı yapıldı. Bu şartlarda bir iki paylaşım yaptım diye komitacılar beni hedef gösterdi. Değerli arkadaşlarım,
Asıl sebep şudur ki ülkemiz, devletimiz ve çocuklarımızın geleceği adına çıktığımız sürecin sonunda ortada parti yokken oluşan hareketin oy oranı örneğin Mersin'de %22-25'lerdeydi. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de parti kurulmasıyla, daha doğrusu ağaca kurdun girmesiyle gün gün düşerek yarısına düştük. Mersin'de %13 ile tamamladık. Ülke genelinde %9.5. Bunun müsebbipleri Sayın Genel Başkan'ı evine gönderenler aynı aktörler ve aynı merkezdir. Mersin'de yayın yapan Çukurova Express internet gazetesinin sahibi gazeteci Burak Karataş'ın 16 yaşındaki oğlu Burak Karataş 2 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Mersin basınında uzun yıllardır görev yapan Burak Karataş'ın oğlu Burak Karataş 2 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu. Adana'da özel bir hastanede 128 gündür tedavi gören genç Buğra, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Henüz 16 yaşında hayata veda eden Buğra, Mudat Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Burak Karataş'ın çok üzgün ve bitkin olduğu cenaze törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İlçe belediye başkanları, Mersin iş dünyasından çok sayıda temsilciyle Mersin basın camiasından çok sayıda gazeteci katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında eski Mezitli mezarlığına götürülen Burak Karataş'ın cansız bedeni gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan hortum, sahil kesimindeki tarım alanlarına ciddi zarar verdi. Hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Bozyazı'da hortum oluşmasına neden oldu. Denizde çıkan hortum, geçtiği yerlerdeki sebze ve muz seralarını yıktı. Yaklaşık 200 dönüm sera zarar gördü. Tekeli, Tekmen, Beyreli ve Çirkin mahallelerindeki tarım alanlarında hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip seralardaki hasarları tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor. Merçet, Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nce Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda balık çiftlikleri ve seraların çevre ve insan sağlığına etkileri konulu konferans düzenlendi. Balık çiftliklerinin doğaya verdiği zararların masaya yatırıldığı etkinlikte balıklarda genetik değişimlerin görüldüğünü belirten doçent doktor Enver Yaser Küçükgül, çiftlik balıklarının genetiğiyle oynandığı bilgisini verdi. Karından bir içeri çekmiş balıklar gördüm. İlgimi çekti. Niye böyle davranıyorlar diye. Yokladım, bir tanesini açtırdım. Balığın yaşamı değişmiş. Balığın anüsü burasıdır. Yani dış kararını buradan verir. Halbuki bunların anüsleri çoğu iptal olmuş, kapanmış, göğsünün hemen altında. Bu genetik kodla oynanırken hata yapılmış. Ucube dediğimiz balıklar, bakın hiçbirisinin beşer yeri, anüsü açık değil. Diğer balıkların yanında firma bunu ücretsiz veriyormuş marketlere. Doçent Doktor Enver Yaser Küçükgül konu hakkında şu bilgileri de aktardı. Kültür balıkçılığı bir ihtiyacı kapatmak için ele alınması güzel bir şeydir. Ancak onu beslemesi için verilen yemlerin ancak %25'i, %30'u bünyeye aktarılır. %70'i varan oranda deniz suyu ortamına ve kafesi bulunduğu yerin tabanına çeker. Ve yıllar içerisinde bu binlerce tonu oluşturur. Yem içerisinde bulunan nutrientler, azot, fosfor gibi maddeler deniz suyu ortamında ötrofikasyona yol açar, bozulma, deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açar. Öte yandan bir kilo çıpra ya da levrek eti için yaklaşık 2 kilo deniz balığı tüketmeniz gerekir. Bunda sardalya, çiçina ya da hamsi gibi balıklar balık ununa katılır. Siz 2 kilo canlı deniz balığını 1 kilo balık eti elde etmek için harcamanız doğal yaşam için yanlış bir harekettir, sürdürülemez. 2015 yılından itibaren
Amerika Birleşik Devletleri'nde genetiği değiştirilmiş balıkların üretilmesine izin verilmiştir. Genetiği değiştirilmiş bir organizma besin yoluyla insanlara ne zarar verdiğini ya da vermediğini kanıtlayacak bilimsel veriler yoktur. Bu alanda bilimsel çalışmalar yapılsa dahi açıklanmamıştır. Ve bir birey olarak, vatandaş olarak her zaman genetiği değiştirilmiş organizmaya ya da genetiği değiştirilmiş besine şüpheyle bakmaktayım. Bu insan sağlığı için büyük oranda zararlı olabilir. Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Doruk köyünde bulunan tavuk üretim tesisindeki civcivler açlıktan ölüyor. Tesis işletmecisi firmanın iflas etmesi ve 15 gündür yem gönderilmemesi nedeniyle 2 günde 200 bin civciv telef oldu. Sizlerden geldi. Ya, gülüyor. Öğlen saatlerinde aradılar, akşama gülüyor koyduk, apar topar hazırladık. Ne yem geldi, ne yem gönderdiler. Tesis çalışanları ve mahalle sakinleri yardım talebinde bulundu. Ben Mersin Tarsus Dorak Mahalle Muhtarı Mustafa Borluoğlu. Gece açlıktan ölüyor. Yem göndermiyorlar. Konkord ilan ettiler. Konkord ilan edilince yem gelmez oldu. İfrazına yem çıkmıyor. Civcivler açlıktan ölüyor. Birbirini yiyor açlıktan. İmha işte bu civcivlerden görüyorsunuz. Bu vaziyet açlıktan öldü. Devletten yardım bekliyoruz. Hayvanların açlıkla öldüğünü alıyoruz. Ona canıyorum. Bir haftadır gözyaşı döküyorum. Ağzıma bir ekmek olsa bu ağzımdan alıyor. Bu hayvanların günahı ne? Anlayamadım ben. Yılların yılı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde çakmak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan işçilerden bazıları dumandan etkilendi. Alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı kaplaması üzerine bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla fabrikanın bazı duvarları iş makineleriyle kırıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada büyük çapta maddi hasar yaşandı. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti. Olay Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde yaşandı. Bir sahil sitesinin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erol K. üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ve Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli'nin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yakalanan kişi Erol K. sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde infaz koruma memuru 27 yaşındaki Veli Vural Sağnak av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sağnak'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Veli Vural Sağnak'ın cansız bedeni İncirlikuyu Barajı yakınlarında bulundu. Atık şişe toplamak için bölgede bulunan bir kişi yerde hareketsiz bir şekilde yatan erkek ve yanında av tüfeği olduğunu fark edince durumu polise ve 112 acile bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yapmış olduğu kontrolde başından av tüfeğiyle vurulan kişinin öldüğü belirlendi.
Polisin ceset üzerinde yapmış olduğu kontrolde Veli Vural Sağnak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Veli Vural Sağnak'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sağnak'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis olayla ilgili incelemesini devam ettiriyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2015 yılında iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında iki kez müebbet hapis cezası verilen bir kişi Mersin'de yakalandı. Şahsın ayrıca bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktığı ve orada yine Malatya'da işlenen bir kadın cinayetiyle ilgili tanık olarak bilgi verdiği belirlendi. 2015 yılının Ağustos ayında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki kişinin silahla ateş açılarak öldürülmesi olayıyla ilgili firari olan Ali Enver V'yi yakalama çalışması 2015 yılından beri devam ediyordu. Yapılan fiziki takip ve çalışmalar neticesinde firari kişinin Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler şahsı Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi eski açık otopazarı alt kısmında bulunan bir kahvede oyun oynarken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi çıkarıldığı mahkemede karar yüzüne okunarak cezaevine gönderildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bölgesel amatör ligde mücadele eden Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un Ceyhan Spor Adana ile gerçekleştirdiği karşılaşmayı izledi. Başkan Kocamaz, amatör spora ve sporcuya destek kapsamında Mut İdman Yurdu Belediye Spor'a futbol serüveni boyunca kullanmak üzere otobüs hediye etti. Kocamaz başkanımızın bir çiçek tatlına birlikte çiçeğin bir dağları var görüşürüz. Evet, Mut İdman Yurdu'ya sayesinde kabul görüyor efendim. Spor, insanların düşüncesine bakmaz, inancına bakmaz. Sadece fair play anlayışıyla, centilmenlik anlayışıyla insanları bir araya getirip hem temaşa olarak hem de idman olarak insanlara örnekler sergiler. Mut İdman Yurdumuz Mersin'imizin en önemli spor kulüplerinden birisidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün amatör spor kulüplerimize her yıl rutin olarak malzeme desteği sağlıyoruz. Bunun yanında spora her türlü desteği veriyoruz. Ben bu vesileyle Mut İdman Yurdumuza Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vermeye karar verdiğimiz bu otobüsün kazasız belasız yolculuklara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum ve inşallah Mut İdman Yurdu ortaya koyduğu hedefine bu yıl ulaştık diyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Maça Başkan Kocamaz'ın sürpriz hediye mutluluğuyla başlayan Mut İdman Yurdu Belediyespor ekibi, Ceyhan Spor Adana ekibini 3-0 yenerek galibiyet mutluluğu yaşadı. Mersin'deki evinde ölü bulunan Mersinli milli futbolcu Göksel Gencer toprağa verildi. 1994 yılında Mersin Camspor'da futbola başlayan, Mersin polis gücünde profesyonel olan, 2006-2007 yılında Mersin İdman Yurdu'nun kalesini koruyan, Samsun Spor, Antalya Spor, Yozgat Spor ve Beşiktaş'ın kalesini de koruyan, bir dönemde Ümit Milli Takımı'nın formasını giyen eski kaleci Göksel Gencer, 44 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Son akşam 10-10.30 gibi evde beraberdik. Çekirdek istedi, getirdim, oturdu, biraz sohbet ettim. Ondan sonra ben evime geçtim. Gündüz bir iki sefer telefonu aradık, ulaşamadık kendisine.
Evin altında berber vardı. Berberi aradım. Dedim arabası orada ama abi sabahtan beri burada kimse gelmedi dedi. O zaman hemen babam geldi. Babam eve gitti. Oradan anahtar aldım memuruyla beraber. Gülsel'in eve geçtik. Gülsel'in kapıyı açtım. İçeriden kilitlemiş. İçeriden çocuk kilidiyle kilitlemiş. Kapıyı kırdık içeri girdik. Baktım şeyde yatağında böyle şey, bir iki sefer seslendi uyan diye. Aynen öyle. Yatağında kalp krizi geçirmiş ölmüş. Yenişehir ilçesi Palmiye mahallesindeki Sabri Bey apartmanındaki dairede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Göksel Gencer için Mudat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Göksel Gencer'in ailesi, spor ve futbol dünyasından birçok isim katıldı. Tabii çok üzüldük. Göksel benim hem takım arkadaşımdı Samsun Spor'da hem de antrenörlüğe başladığım ilk senede sporcumdu. O yüzden tabii çok tarifi böyle anlatılmayacak acı yaşıyorum. Duygular yaşıyorum. Bir defa sporculuğunun yanında çok düzgün bir insandı. Yani insan kalitesi hakikaten çok yüksekti. Ilımlı, uyumlu. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman hep alttan alan, hep böyle arayı bulan çok düzgün bir insandı. Çok erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah hepimize sabırlar versin. İnşallah mekanı cennet olsun. Çok erken yaşta kaybetmek tabii biraz daha fazla üzdü bizi ama takdiri ilahi yani. Şu anda yapacak bir şey yok. Dua etmek lazım. Mekanı cennet olsun. Göksel Gencer'in cenazesi namazın ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah